Selam arkadaşlar, Secdesine hoş geldiniz. Ben Erkan ve kaldığımız yerden Grand Age Medieval serimiz devam ediyor. Artık çok zenginiz. 1 milyon paramız var. Bir önceki bölümün sonlarına doğru başlattığımız yağma şeyimiz, ne derler, operasyonlarımız bayağı bayağı fayda gösterdi. Ben bunu tabii daha önce bu kadar gelir sağlayabileceğimizi bilseydim daha önceden yapardım. Yapmanız gereken tek şey 3 tane askeri birim yapın. Bir tanesi okçu olsun. Diğerleri önemli değil. En ucuzlarından da olabilir. Ama bir tanesi okçu olursa iyi olur. Hatta belki o da olmasa olur, yani sıkıntı değil. Sonra bunları göndereceksiniz. Haritada şöyle parlak gördüğünüz yerlere, nerede görüyorsanız gönderin. Az birim gönderdiğiniz zaman birimler çok hasar alıyor. Mesela şu anda bile hasarlılar. Ama yani güçlü olmalarına rağmen böyle hasarlılar. 3 birim birden saldırıyor ona rağmen. Şimdi ben nereye gönderdim onu hatırlamıyorum ama bir bakayım. Ha, aşağı göndermişim. Ha, merkeze gönderdim dinlensinler diye. Şimdi buraya yeniden göndereyim. Burada ne vardı onu hatırlamıyorum şimdi. Bir önceki bölümün sonlarına bakmadım. Şimdi şehirlerimizin bazılarında eksik malzeme var. Bir de şeyleri yapmadık, bazı binaları. Dur, şunu ben artı bir yapayım mı? Artı bir lazım. Brick ihtiyacı varmış burada zaten. Kendi üretsin. Bana ne abi? Kendin üret ya. Madem beceriyorsun. Bak burada da brick var. Burada excess production var. Tahıl üretimi çokmuş. Ne yapacağız biz bu kadar tahılı, diyorlar. Burada da iki tane eksiğimiz var. Onları da koyacağız. Bu tüccar ne yapıyor? Ya bu tüccarı daha bir yere göndermedik, değil mi? Bak şimdi. Şimdi abi, o zaman bu tüccara bir yer bulacağız. Bir tanesi Tornovo olacak, bu yollardan birisi. Pardon. Tornovo. Bir dakika. Tüccarlarımızın listesini. Bak, bir tüccarımız burada. Şöyle geziyor. Ama Tornovo'ya uğramıyor bu. Yol üzerinden aslında uğrayabilir. Şu yol yapımı, bak bu da brick sıkıntısı yaşıyor. Onu iptal et. Sen normal yol yapsana bakayım. Ha, buradan yol yapacakmış. Yap abi, yap yap. En azından şey, toprak yol da olsa iyidir. Şimdi bu buraya yapıldı, bu buraya yapıldı. Bu da aynı zamanda İstanbul'a gitmiş gibi olacak. Mesela şöyle çizsem, oha, bir yol daha yapıyor. Yap abi, zararı yok. Peki. Şimdi buradan şuraya desem, yok, bu yapılmış sayıyor. Ondan sonra bizim bir iki tane daha şehir kurma durumumuz var arkadaşlar. Mesela şu bölgeye kurmak mümkün. Boş alan çok. Boş alan çok abi. Bak, en büyük şehirler bunu nasıl bu kadar genişleyebildi ya? Business miktarını çoğaltmışlar bayağı yani. Bizim artıyı geliştirmemiz lazım ya. Artı da ne üretebiliriz? Production. Bak, 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 bak. Balı arttıralım. Tahıl lazımmış balı, bu üretim için. Tahıl zaten bol bol var aslında. Balı arttıralım. Brick. Bal üretiminde sıkıntı yok. Balla tahılı kullanarak ekmek yapıyoruz. Ekmeği de zamanla arttırırız. Ekmek ikinci seviye mamul. O sebepten dolayı daha faydalı olur o bizim için. Şimdi bizim askerler bir kendilerine gelsinler. Bu arada üretim puan, araştırma puanı geldi ekstradan. Şimdi bu ekstra araştırma puanlarını bunlardan bazı şeyler için kullanacağız. Mesela yeni üretim malzemeleri açmak için kullanalım diyorum. Mesela pottery. Pottery kömür kullanacak. Pottery dediğimiz şey çömlekçilik. Bunun Türkçe yaması keşke çıksaymış. Yani bence gayet güzel olur Türkçe yama. Şeyden daha iyi. Şunları da açmak istiyorum ama acil değil. Normal şu anki askerleri kullanabiliyoruz. Infrastructure'daysa workshop, speed all contract work enables town walls. Bunu yaptığımız takdirde şehir duvarları yapmaya başlayabiliyoruz. Bu da Settlement Construction, Prefabricated Construction diyor. Yani 5 binanın, ilk yapılan 5 binanın hızlı bir şekilde yapılabilmesini sağlıyor. Yani
Settler'lar gittiği zaman yanlarında götürüyorlar anladığım kadarıyla. Trade bir enables new route type manual for trade routes through which the actual values of the trade can be set diyor. Ama ben çok da elle yapmak istemiyorum ticaret işlerini. Kim uğraşıyor abi? Offers a possibility to send free workers from one town to another. Şimdi bunu açtığınız zaman da işçileri mesela bir şehirden diğer şehirlere, o daha doğrusu free workers dediği, bakayım nerede yazıyordu, worker miktarı, free workers, evet, işsiz çalışanlar, çalışan işsizler falan, her neyse, yani işi olmayan işçileri bir şehirden bir şehire kendiniz gönderebiliyorsunuz. Yani bunlar aslında bazı şeyleri elle yapabilmeyi sağlayan şeyler. Infrastructure'lar, özellikle şu kısımlardaki. Diğer yerler daha da geliştiriyor bazı şeyleri. Road construction baksana. Yani daha da etkili hale geliyor. Bu da şey, kilise veya mabet diyelim şuna kısaca. Mabet, çünkü sadece kilise demiyor. Açıklamasında cami de diyor. Hem kilise hem camileri yapma şansını doğuruyor. Bunu açarsanız işte şurada neredeydi? Warehouse, tattoo, workshop, şape. İşte bunu yapma şansınız olur. Şu anda niyeyse aslında yapabiliyoruz ama. Nanoteknoloji açmadım ki nasıl yapabiliyorum? Evet. Bilmiyorum. Burası biraz garip. Evet, tamam. Şimdi baron seviyesine ulaşacağız. Bunun için şehirlerdeki business sayısını, yani atölye sayılarını arttırmamız gerekiyor. Atölye sayısı arttıkça puanımız artıyor. Puan arttıkça da bakayım. Yok. Puan arttıkça arkadaşlar bunlar achievement'lar değil mi? Tamam. Puan arttıkça da şu seviyeyi yükselteceğiz. En sonunda baron seviyesine ulaşacağız. Şimdi arkadaşlar Your Empire. Bakın burada seviyemiz görünüyor. Wool Seller 4'teyiz daha. 7'ye çıkaracağız biz kendimizi. Ne kadar işletmeye sahip olduğumuzu, atölye diyorum ama işletme demek daha doğru olur. Ne kadar nüfusumuzun olduğunu şehirlerimizde, ne kadar gelişim puanımızın olduğunu, demin baktık orada 4 tane, 3 taneydi. Asker sayımız ve şehir sayımız tabii ki. Bu da maksimum ne kadar askere sahip olabilirmişiz onu gösteriyor. Troops 16 derken bende 211 var. Soldiers. Bu ne abi? Evet. Şehirlerimizin toplam, bu ne abi peki? Next rank. Tamam, o zaman demek ki business, anlaşıldı. Yani aslında temel şey seviye atlamak için, yani şu seviyeyi atlatmak için temel şey kapsadığımız toprak miktarı arkadaşlar. Kapsadığımız toprak miktarı. Şimdi toprak miktarı, bak mesela şu çok geniş bir toprak kapsıyor. Bu çok az kapsıyor. Bu neden yeni yapıldı? Daha içinde bina fazla yok. Hatta bu daha da küçük. Daha bina hiç yok neredeyse. Birinciyi daha burada yapacağız. Bunlarda sıfır yazıyor çünkü. Onun harici buradaysa en yüksek seviyede gelişmişlik var. Çünkü bazıları 5, 4 falan var. O sebepten dolayı geniş. Yani demek oluyor ki bizim toprak genişliğimizi arttırmamız gerekiyor. Şehir kurarak da arttırabilirsiniz veya var olan şehirlerdeki işletme sayısını arttırarak da yapabilirsiniz. Dedikleri bu sebepten dolayı böyle diyorlar. Tamam, neyse fazla uzatmayalım. Bizim bu işletmeleri yapmamız gerekiyor ama bir tane tüccarımız var. Onu hemen bir şey yapmamız lazım ya. Hangi rotadan göndersem diye düşünüyorum da bir kere şuraya göndermemiz lazım. Bizim diğer tüccarımız neredeydi? Yani kendi şehirlerimizden gezen. Tamam abi, tamam. Bak buna başkentte ben birkaç tane chart üreteyim. Buna ekleyeceğim bol bol. Nerede? Chart. Kaç tane? 7 tane var değil mi? 6 tane daha üretiyorum gelirse. Şimdi bunun rotası böyle de şu an nereye gidiyor? Uzaklaşıyor değil mi? Skoder'e gitti.
Aa, buna bol bol... Ha, pompaymış bu lan. Pomp diyor. Pompayı başka yerden alıyoruz tabii ki. Bunun bayağı bir şeye, çarta ihtiyacı var gerçekten. Bu Arta'ya gidiyor şu anda. Şimdi bu herif brick sayısından dolayı şurayı arttıramıyor, değil mi? Lan, bu sebepten dolayı mı burada building material çıkıyor? Az önce yoktu, değil mi? Bir bakayım, merak ettim. Yo. Zaten varmış. Tamam abi, sen yine de yapmaya çalış şurayı da. Heh, şu eleman gelsin şehrimize. Bak, ortadaki şehri. Heh. Şimdi abi. Şu muydu? Heh, tamam, ben bununla uğraşmak istiyordum zaten. Buna ekstradan burayı da ekleyeceğim. Ama nasıl eklememiz lazım? En mantıklı senaryo nasıl? Bir dakika. Önce bir listeleme yapalım. Bak. Arta'dan sonra Sofya, Sofya'dan sonra Tornavo gelmesi lazım. Arta'dan sonra Sofya. Abi burada bir gariplik var. Sofya'dan sonra Tornavo. O zaman şunların yerlerini değiştirsem şöyle. Pardon. Arta'dan Tornavo'yu en yukarıya taşırsak oldu bu iş diye düşünebilirim. Oldu mu? Yok, olmadı. Hala olmadı. Niye olmadı? Allah Allah. Tamam, Arta. Pardon. Arta, Sofya, Tornovo. Tamam. Bu kendi şehirlerimiz arasında ring yapıyor bu arkadaş. Şuraya da mı şehir kursak ya? Fena değil. Başkente de bayağı yakın olacak. İmparatorluk başkenti. Tamam. Şimdi bu gerekli malları taşıyacak ama Manage Charts, Add Charts. Heh, ona kadar çıkardık. Diğerleri henüz gelmemiş. Oo, maşallah. Daha var mı gelen? Yok. Valla yola çıktı bu. Daha fazla bekletemeyeceğim, gitsin. Şurada malzeme eksiğimiz var zaten. Şimdi Tornova'ya gidiyor. Umarım malzemeleri... Hakikaten malzemesi var mı? Brick taşıyor mu? Aa, süper. Bakalım oluyor mu lan bu iş? Hop, malzemeyi verdi. İşte bu. İşte bu abi. Hemen gerekli malzemeler geldi. Üretim başladı. Şimdi bir süre sonra arkadaşlar bu yetmeyecek artık bize. Tornavo. Burada ne üretimimiz var? Kömür. Metal bilmem ne. Ya şuraya adam gönderemiyorum. Ben bu Tornavo'dan bir dakika yol yapmaya çalışsam. Bu yol yapılıyor değil mi? Şu eleman şey diyorum. Bu tarafta çok fazla şeyimiz yok. İmkanımız yok. Yani Konstanta, Tornovo, Selanik gibi bir şey yapmamız lazım. Baksana ne alakasız bir rota. Yani şöyle gelecek. Buradan uçacak. Denize açılıp buradan gelmeye çalışacak. Bir tur yapsın hele. Buna chart vermemiz lazım. 4 chart yetmez ki. Activate demiyorum o zaman. Önce bir chart daha üretelim. In'den chart sayımızı en azından bir 7-8 yapmamız lazım ya. 4 vardı değil mi? 8 tane olsun. Tamam. Bayağı dolu gezenlere ada şey ekstra chart vermemiz lazım arkadaşlar. Dolu gezenler. Mesela bu dolu mu? Yok. 1500 kapasitesi var. 995 şu anda. Bu kendi şehirlerimiz arası gezen bu. En zayıf olan bu. Tek şehir yaptığı için bizim tek şehrimizde geziyor. Şimdi bu Lor isimli şu arkadaşlarla savaştayız ama şehir almak çok çok zor. Gerçekten çok zor. Ben onu denedim. Size göstermedim ama denedim. Çok fena ya. Şu askerlerle bir şey yapalım. Şuraya gidelim. It's not too far. Şimdi ticaretimiz çalışıyor. Şimdi biz bu adama bir bakalım. Yok, o değil. Tornavo'dan
gezecek olan adam nerede o? Hangi, pardon, daha chartını arttıralım diyorduk, değil mi? Daha bir tane geldi. Dur. Gelecek daha, dur. Şu askerlere bakalım. Şurası eğitim bölgesi değil miydi? Heh. Ne diyor? Experience 74 kazanacak bu adamlar. Bir de üstüne ha, bize puan maliyeti var. Ah, pardon. Reddettim değil mi? Bir daha yapalım. Yapma be. Tek seferlikmiş. Şurası neymiş? Hep unutuyorum ya. Some former soldiers set up camp close to an old shack diyor, bilmem ne. Isn't anyone who would follow you? Bu kadar mı? Hiçbir şey yok. O yüzden burası bitmiyor. Sürekli var. Bak, oralara gidemiyoruz. Aa, buraya gidebiliyormuşuz. Hadi gidelim. Keşif. Bak, şuraya kadar gidebiliyoruz. Gidelim. Yağmaya devam. Araba kullanıyorum sanki. Bu yağma bölgeleri arkadaşlar, eğer şey olabiliyorsa, zamanla yeniden çıkabiliyorsa, hani bizim aldığımız bölgeler. Ne diyor? Golden Treasure. 40 bin altın. Hadi bakalım. Bunu kimse niye almıyor? Game hints. You have discovered one of your competitors town. Like you, each of your competitors is attempting to create the largest possible empire. Hedef zaten en büyük imparatorluğu kurmak. Select the town center, begin diplomacy negotiation diyor. Tamam. Alo, niye tıklanmıyor? Tamam, şimdi. Diplomasi. Bu bizim lakabımız bu arada. Geliştirdikçe lakabımız değişiyor. Ne yapayım ki ben bunu? Ne diplomasisi yapayım? Alliance Transit Agreement falan filan. Al, standart 10.000 teklifini yapıyorum. Standart, yani hep az geliyor bunlara niyeyse. Ya şey mi, yine böyle bir ayar mı var abi oyunda? Yani benim depo diyorum. Benim hazinemde kaç para varsa ona göre bu rakam değişiyor mu? Ya da karşı devletin büyüklüğüyle mi alakalı? 20 bin, ben hiçbir zaman 20 bin teklif etmedim. Al işte. Anlamıyorum abi. Bunun bir standardı olması lazım. Benim hazinemde atıyorum 10 milyon şey olsa, altın olsa ya da gümüş, her neyse bu rakam. O zaman ne olacak? Yani eskiden 10 bin veriyordum. Bu sefer ne bileyim 100 bin mi vermem lazım? Sadece basit bir şey. Transit agreement dediği. Transit geçiş anlaşması. O da zaten, o olmazsa hiçbir şey olmuyor. Hiçbir şey olmuyor. Gerçekten de hiçbir şey olmuyor. Önce onu yapman lazım. Ha, şey yapabilirsin. Sempati bilmem ne falan filan. Yani hediye veriyorsun sadece, bir şey vermiyorsun. Para veriyorsun. Bu arada competitors diyordu arkadaşlar. Bu şey demek. Bizim rakiplerimiz. Aa, bak ne varmış burada. Lan şehrin kendi içinde ya. Yine 40 bin altın. Vereyim mi? 40 bin altını bundan aldık ama şimdi dur, öbür şehrin oradan yaparız bu işi. Şurada da var yani, Odessa. Garip olan, asker göndermeden yapamıyorsun o işi. Tamam, sana 40 bin verebilirim. Ya da 30 binle başlayalım. Yine transit agreement. Very bad offer mı? Abi ben, sen bilirsin valla. Abi askerleri çok rahat topraklarından geçirebiliyorum. Bir de transit agreement yapıyoruz. Ne saçma sapan bir şey ya. Ben anlamadım bu meseleyi. Bu arada bölgeyi büyüttükçe iyicene bir şeylik gelmeye başladı.
Yani nasıl bir iştir falan demeye başladım. Bir şey diyeceğim. Otherwise. Konstantin'in neyi eksiği var? Tools. Ha, bak burada biz onu üretmeye çalışacağız, değil mi? Hatta arttıralım. Bu bir. Kömürü tabii ki. Kömürü iki yapalım. Oduna ihtiyacımız var. Odun gelir ya. Odun ve tool ihtiyacımız mı var? O tool niye? Tool niye? Allah. Ben ne yapıyorum ki şeye, alet edevata ihtiyacımız olsun? Neyse ben diğer şeyleri de koyayım. Ben asker gezdirmekten diğer şeyleri unutuyorum hep. Şimdi buralar tamam. Başka ne koyacağız buraya? Çömlekçiliği açalım. Kömür kullanımı. Kömür bu arada üretimini arttıralım. Şurada bir tane daha koyalım kömür. Başka kömür üreten yerimiz vardı. Şurası mıydı? Skoder miydi? Yok. Skoder'de burayı arttıralım. Alet edevat üretimi. Sofya'da mı kömür var? Nerede lan kömürlerimiz? Ha burada var. Bir de burası mı? İki tane burası var burası. Tamam. Kömürü iki yaptık. Bu ne? Missing building materials. Anlıyorum anlıyorum seni. Ama gerçekten burada alet edevat demiyor. Birik diyor. Odun diyor. Para. Zaman. Bitti. Bunu anlamadım. Kaç dakika oldu? 20 dakika oldu. Evet günün kelimesine gelelim. Günün kelimesi. Şöyle ormana zoom yapalım. Dağdan ormana. Haritayı çok sevdim ben bu oyunda ya. Keşke her şey, bütün oyunun ayrıntıları da harita kadar güzel olsa. Baksana çok alakasız bir yere bir sürü coin falan atmışlar. Bildiğin otluyorlar orada. Şehirler büyüdükçe mesela şehrin etrafında şeyler oluşuyor. Bak mesela bizim şehirlerden bir tanesi. Şehir burada bitiyor esasında ama aynı alanın içerisinde başka bölgelerde böyle mezralar falan filan var. Gördüğünüz gibi şehrin birazcık ötesinde kalıyor. Şurada var mesela. Bir tane şehrimizde güzel bir balıkçı teknesi gördüm. Şurası. Şehir burada bitiyor ama balıkçı teknesi var şurada. Balıkçı kulübesi. Çok güzel ya. Balıklara bak. Balıklar. Ha balık değilmiş bunlar. Bunlar dalgalar. Abi nehirde böyle dalga olur mu bu tarafa doğru? Rüzgar varsa belki ama. Adam burada da şey yapıyor bak. Balıkçılık yapıyor. Ha tamam neyse bir şey gördüm zannettim de arkadaşlar. Ama gördüğüm kadarıyla yağma yerleri daha yeni yeni tekrar tekrar çıkmıyor. Gerçi oyunu biraz bir ilerletmemiz belki faydalı olur o konuda da. Evet. Ne yapıyorduk? Ben unutuyorum hep. Kömür üretimini arttırmamız lazım. Burada kömür koyabiliyor muyuz? Yok. Ha bu arada teknoloji artacaktım ya. Çömlekçiliği açalım. Şimdi artık çömlekçilik yapabiliriz. Orası değil de mesela şurada çömlekçiliğe güzel evet diyor. Çünkü burada her şey var çömlekçilik için. Kömür dahil olmak üzere. Kömür şeylerden biri miydi? Yok, değilmiş. Bizim başkentte madenimiz var ama maden ne yapıyor? Demir çıkartıyor. Tamam. Access production. Tamam abi. Tamam. Kömür bir de burada kömür var dedik. Burayı ikiye katlıyorum. Burayı da arttıralım. Skoder'de ne vardı? Alet edevat üretiyoruz. Diğer malzemeler tamam. Vidin'de ne üretebiliriz? Bakayım. Kömür değil. Kömür üretemiyoruz. Yine çömlek üretebiliyorum. Buna evet diyor. Yani yeşil ışık yakmış bunu. Bence üst seviye şeyler üretmeye başlasak iyi olur. Şunlar mesela. Aa, çömlek mi seçtim? Seçmiş bunu ama değiştiririm. Daha binasını yapmadık. Şimdi ne üretelim? Mesela şurada şey var. Kumaş. Kumaş üretimi. Kumaşın ötesinde bir de şey var. Draw loom. Bu ne ya? Yok yok. Kumaş mı? Bu giysi mi? Bir de pompa üretebilirim. Ama bu hem çömle... Pompa ile çömleğin ne gibi bir alakası var ya? Ben anlamıyorum. Pomp diyor ama. Pomp. Bakacağım bir saniye arkadaşlar. Kusura bakmayın. Hemen bir şey yapayım. İngilizce sözlüğe bakacağım. Pomp nedir?
Geçen kaç bölümden beridir ben bu pompu hep pompa zannediyorum. Cafcaf, Görkem, Haşmet, gösteri diyor ya. Bir nesne olması gerekmiyor mu? Ama bak pompa da diyor. Pompalı motor. Pomp. Arkadaş burada pompa demiyorsun. Allah Allah, bunu niye öyle demiş acaba? Pomp. Daha ziyade gösteriş, görkem gibi böyle anlamları var. Pompa demiyor. Ama aşağıda mesela motor pomp diyor. Pomp, motorlu pompa anlamında böyle bir şeyler söylüyor. Bence pompadır bu ya. Pompa. Biz kimin kelimesi dedim ama kelimeden bahsetmedik, değil mi? Tamam, o zaman gel kelimeden bahsedelim. Kafam çok dağılıyor böyle. Haritadan güzelliğine bahsederken geçtik, dağıldı kafamız. Evet, günün kelimesi Palas Pandras. Biz Palas Pandras şey yapıyoruz, oyun oynuyoruz. Palas Pandras'ın anlamı ne arkadaşlar? Doğru düzgün hazırlık yapmadan, toparlanmadan alelacele iş yapmaktan bahsetmiş oluyorsun böyle. Ah, pardon. Bununla alakalı bu kullanımı siz hiç gördünüz mü? Hiç bu kelimeyi duydunuz mu bilmiyorum ama ben çok duydum Palas Pandras. Özellikle büyüklerimizden daha çok duyduğumuz kelimelerden bir tanesi. Elif Şafak'ın bir kitabından bir cümle size aktarayım. Palas Pandras elden fırlayıp bir de üstüne o kadar taksi parası bayıldığına bin pişmandı diyor. Gayet normal benim bildiğim kullanımlardan bir tanesi arkadaşlar. Bu arada yanıp söndü ekranım galiba. Sizi de öyle gördüyseniz kusura bakmayın. Şimdi arkadaşlar üretime devam. Bizim bu bölümümüz yine her zamanki gibi birazcık uzun olacak. Bizim odun üretimine daha fazla oduna ihtiyacımız var ama burada Access Production var. Yani de bizim birazcık bir şey diyeceğim. Bak, Tornovo'daki eleman yok, bu değil. Tornovo'daki eleman nerede? Selanik'te mi? Yok, o da değil. Bu mu? Ha, bunu dolaştırmadık değil mi daha? Bak, bunu Sofya'da da git dolaşsın bence bu. Bak, bu üçü değil. Silelim bu listeyi. Ya da bir dakika. Şeyi de ekleyelim. Silmeye gerek yok. Sofya'yı da ekleyelim. Böylece en azından kendi iki şehrimden de gezmiş olacağı için keşke başkent şeye de gönderebilseydim şuraya. Burası yasak bölge sanki. Şuraya gidebilir mi? Ha, buradan gelip geçecek. Buradan Sofya'ya. Tabii saçma oldu da. Bir dakika. Bir düzenlemeye çalışsam nasıl olur acaba? Şimdi önce nasıl yapacak? Sofya'dan, Selanik'ten başladığını sayalım. Selanik, Sofya, Tornova, Konstanta, burası. İzmir. Selanik. Ondan sonra Sofya. Selanik, Sofya. Sonra Tornovo. Ondan sonra Konstanta, İzmir. Şimdi bakalım nasıl olmuş bu. Şöyle. Bence olabilir. Neden olmasın? Bak, şunlar ne? Üretimleri. Brick, Fruit. Lan, bir tek Fur var farklı. Tahıl bile bizim burada var. Bildiğim başkentimizin aynı malzemelerini üretiyor. Sadece burada farklı üretimler var. Brick hepsinde var. Selanik farklı üretimler yapıyor gerçekten. Et var. Konstantin'de et var. Bunların tahıl ihtiyacı vardır. Bunların kesinlikle tahıl ihtiyacı var. O bizim Sofya'dan karşılanacaktır. Tam iyidir böyle. Bu adamın 500 tane chart ekleyeceğiz. Zaten sırf o yüzden bekliyordum. Ne yaptım ben ya? Chart ekledim. 8 tane oldu. 800 iyidir. Activate diyelim. Hadi hareket etsin. Bu tamam. İşçi eksiği var mı? Yok, free workers bile var. Buraya daha fazla üretim lazım. Tamam, yine unuttuk şeyi. Değil mi? Şunu açacağız.
Şimdi bu dedik ki kumaş. Kumaşın ötesinde ne var? Through better breeding methods, wool production. Yani yok, bu sadece yün üretiminin ikiye katlanmasını sağlıyor. Bu ne? Fur and considered. Ha, bu daha üst seviye bak. Bak, bu normal kumaş üretimi sağlıyor. Bu neydi? Smithery. Production of timber metal wares doubled. Extra falan filan. Pompa yapabiliriz. Ben pompa demeye devam edeceğim abi. Bunun kesin başka bir anlamı vardır. Arkadaşlar bir araştırsanıza ya. Gerçekten ben ilk görüşte ben araştırırım eğer unutmazsam, ama çok unuttum şimdiye kadar. Bak şimdi alet edevat üretiyoruz. Çömleğe de başladık artık. O yüzden pompa bizim için mantıklı bir üretim. Ama diğer yandan bu da var. Bizim yün üretimimiz zaten var. Tek malzeme lazım bunun için. Gayet mantıklı. Bu çömlek üretimini iki katına çıkartıyor. Bu da production of coal will be increased by 2 barrels per week in all coal mines. He. Bu iyiymiş ya. Bu da ne diyor? Ha, anladım. Bizim kürk üretimimiz yok. Şunu yaparsak kürk üretimiyle birlikte daha lüks şeyler çıkartıyoruz. Daha lüks giysiler çıkartıyoruz. Gayet mantıklı zaten. Ama bana öyle geliyor ki pompa üretimi daha mantıklı sanki. Şu şey yapayım mı? Şu işçi... Pardon. Nerede bizim? Bir tane bir eleman istiyorum ya. Bir eleman. Tamam. Şu muydu? Ha. Şöyle yapınca bütün şehirler görüyoruz ya, o yüzden. Bak pompa üreten var mı burada? Şu grupta. Hiç kimse pompa üretmiyor sanki buralarda. Var mı üreten? Var mı üreten? Var mı üreten? Yok. Bizimki pompayı nereden buldu lan? Bir tane bizim eleman vardı. O değil de şuradaki eleman pompa taşıyordu ya. Nereden buldun oğlum sen? Ne biz üretiyoruz ne kimse üretiyor. Dur. Şunu bir açayım. Yine bakacağım. Birileri üretiyor demek ki abi. Bak bunun üretimi değil mi? Bir dakika. Ha, split'e geçebiliyoruz değil mi? Split üretiyormuş hakikaten. Split'in neyi eksik ya da nesi var? Missing raw materials. Kömüre ihtiyacı varmış. Biz kömür üretimini arttıralım abi. Bak Vin miydi? Neresi kömür üretebiliyordu? Burası değil. Kayrova kesinlikle üretiyor zaten. Onu koyduk. Kömür üretimini koyduk. Hatta 4'e çıkartıyorum şu anda. Skoder üretebiliyordu sanki ya. Ama bunun şeye ihtiyacı var. Yani bunu üretmesi güzel olur. Arta. Kömür. Aa, Arta da varmış. Evet işte bu. Burayı arttıralım. Kömür üretimine daha çok ihtiyacımız olacak. Ben burada şunu açıyorum artık. Karar verildi. Ondan sonra bir de bunu açalım. Bunu da ekleriz sağa sola. Çömlek üretimi güzel. Arttırmak güzel olurdu ama. Yaparız onu da bir dahaki sefere. Tamam. Şimdi Tornovo'da yeni açtığımız, bir dakika ben neyi koydum buraya? Çömlek koyduk. Kömür koyduk. Kömür daha malzemeleri eksik. Gelmedi henüz malzeme. Alet edevatı kendi üretiyor burası. Kendi üretecek. Son malzeme olarak da şu ikisi var olduğu için pompayı buraya koyabiliriz abi. Gayet çok çok mantıklı olur. Tamam. Yani şu üretilenleri bu kullanacak. Bu satılacak olan malzeme de bu olacak. Tamam. Vidin'de bak bunu yanlışlıkla koydum. Değiştirebiliriz. Ama üret diyor burası. Bu da mantıklı diyor. Çömlek varsa tabii ki. Bir de şu var. Yani şunu üretmek daha mantıklı gibi. Bir şey diyeceğim. Benim diğer şehirlerde yün üretilen bir şehrim olması lazım. Skoder miydi? Yok. Ben hiçbir yerde yün üretmiyor muyum ya? Ana, vallahi üretmiyormuşuz. Arta? Ha, Arta da var. Arta da var. Ama Arta uzak be abi. Şurada koyunların bulunduğu bir yer vardı. Nerede? Bol bol koyunun bulunduğu bir yer vardı. Oraya şehir kuralım mı? Yün üretsin. Neredeydi abi?
Tabii o mesafeden bakamayız. Yani göremeyiz daha doğrusu. Böyle ufak tefek beyaz noktacıklar görürsek. Heh, şurası. Gerçi yol üstü gayet mantıklı. Burada kömür mü var? Taş var. Taş kömür olduğundan emin değiliz. Yani şurası aslında. Bir dakika, çok yaklaşmak istemiyorum. Bak burada böyle görünüyor. Demek ki diğer her yerde de böyle görünmesi lazım. Bu tarafta var mı koyun üretimi? Şey, koyun muyun falan filan. Ya şurada var. Burada güzel yün üretimi yapılabilir ama hep diğer şehirlere biraz yakın gibi ya. Bak, çok yakın. Bunlar da bayağı gelişmiş şehirler. Yıllardan beridir çalışan şehirler. Ama bir şehir daha sığar buraya bak. Dağın yakınlarına. Aa, burada varmış bak. Tamam, şuraya şehir kuruyorum abi. Şuraya. Şuralara bir yere hatta. Yakınlarda var ama. Yani şuraya kursam nasıl olur acaba? Çok mu yakın olur buraya? Daha da yakın olunca kömür üretimi de yapabiliriz. Bak şurada da varmış koyun moyun. Biraz daha az olmakla beraber. Şurada da var aslında ama. Ya aslında yün üretimini herkes yapabilir. Her şehir yapabilir. Bana öyle gibi geliyor. Ya ne var ki abi, koyunları bir yerden getir oraya. İlla doğal ortamında koyun olmasına gerek yok ki. Değil mi? Mantıklı olan bu. Tamam, şuraya bir şehir yaparız ya olmazsa. Çok da kötü olacağını zannetmiyorum. Şuralarda bir yer. Şimdi şurası onu veriyor. Vidin'de yün üretimi. İşte bak, öyle bir sıkıntı var. Yine Sofya'da şey yapalım. Settler üretelim bir tane. Malzeme hazır. Abi Settler'ın buna ihtiyacı var mı ya? Allah'ını seversen. Chart üret. Yakında trader yapacağız yine bir tane daha. Arkasından bir tane de trader üret. Ticaret elemanı. Bu arada bizim yol yapımcısı. Tabi oyunu oynatamıyoruz ki. Habire bekletiyorum ben. Şu elemanlar ne yaptı? Onlar durmuşlar. Yukarıdan geldik biz zaten. Şuraya gelebiliyor musun? Gelebilirsin. Ha, bitti. Limite geldik. Lan. Yalnız işin enteresan tarafı ne biliyor musunuz? Oo, vahşi hayvanlar var burada. Vahşi hayvanlar. Ayrıca bir birim değil, iki tane birim. Köpek mi bunlar? Umarım yeniyoruzdur. Bilmiyorum. 3 birime karşı 2 birim ama hayvansan sonuçta, askeri birim değil. Şu kırmızı kısım zannedersem şey. Neyse. Yenip yenmediğimizi zaten oyunu devam ettirince anlayacağız. Kazandık evet. Kırmızı kısım askerlerin şey, karşı düşmanın şeyi. First Predator Cave. You have discovered First Predator Cave. These sites may impose a threat to your units. You can explore the cave with the help of military troops. On the way. Cave diyor, yani mağara. Bunlar birimlerinize tehlike Let's get going. oluşturabilir. O yüzden bu askeri birimlerinizle onları keşfedebilirsiniz diyor. Zaten biz ne yaptık? Öyle bir şey yaptık. Bak şurada yol var ya, hani oradan geçmeye çalıştı. Ama bir birimimiz. Ben bunu, ana, şu birim açtı yolu ya. İlk kez geçiyor değil mi buradan? He, bakayım ne, 800 malzemeyi tutmuş bile. Helal olsun. Dur, ben bunları boş ver. Ben yine bunu buraya gönderiyorum arkadaşlar. 35 bin verelim, eğitim alsınlar.
Bir tınk yaptı bir şey. Ne oluyor? Tınk. Tınk neydi? Vidine bir şeyler daha yapalım ya. Şunu değiştirecektim ya. Hep unutuyorum. Yalnız çömlek üretimini iki yerde yapabiliriz. Bir burası. Buranın işçi ihtiyacı var. Çömlek ve eş. Şunu arttıralım. Missing labor diyor. Oho, ben daha fazla şey yapıyorum. Üretim yapıyorum halbuki. Missing labor. Bu da aynı şekilde. Çömlek üretimini başlatamadık. Çömlek üretimi gelsin. Vidin'de bence çömleğe devam olsun o zaman. Kömür yapamıyoruz. O zaman biz burada şey yapacağız. Şunu yapalım. En azından yeşil yanıyor burası. Bu iyidir. Ama çömleği iptal edebiliriz bak. Çömleği iptal edebiliriz. Yani çünkü bu bununla uyumlu olur. Ne diyor? Wool requires meadows to cultivate and is needed by the population as well as for the production of cloth. Ya işte o bilmiyorum ki. Neyse tamam ben bunu koyacağım. Çömlek yerine abi şunu koysak olmuyor mu ya? Bence olur ama. Tam burada çömlek üretilsin abi. Tamam. Kalsın. Şunları birer birim ekleyelim binalara. Eksik bina kalmasın artık. Her yere birer birim ekleyelim. Şurada var mı eksik? Yok. Ama burada kömür üretimini daha da arttırmak istiyorum. Alet edevat üretimi için demir de lazım değil mi? İkişer birim bak işte. Şuna iki birim daha ekleyelim. Bir şey daha. Şuraya da bir birim ekleyelim. Odun ihtiyacımız artıyor giderek. Sofya'da odun artık eksik değil. Buna bir birim daha ekliyorum. Ondan sonra Tornovo daha binalar gelecek. Pompayı başlatmadım henüz. Çünkü şunlardan malzeme biriksin bir hele. Pardon. Construction. Tamam. 16. Tamam. Aslında başlatabiliriz ya. Gelsin. Bir birim gelsin en azından. Bunlar çünkü ikiye çıkıyor. Aa, bir dakika. Çömleği daha birinde. Tamam gelsin ya. Zaten işçi yok. Zaten işçi yok. Daha fazla işçiye ihtiyacımız var. Settler geldi mi? Gelmiş. Settler'ı dedik ki biz buraya gönderelim. 42 dakika oldu. Neredeyse o sonlandıracağım şimdi. Şimdi yün üretimi yapılan yer dedik. En güzel burasıydı. Şöyle gelsin bakayım ne gösterecek burası. Zaten yün ana maddelerden bir tanesi değil ki. Baksana yazmıyor burada. O zaman yani öyle bir şey yok. Cultivated commodities. On the way. Şurası iyi. Burada kürk de üretebiliriz. Bak kürke ihtiyacımız olabilir ileride. Odun işte metal falan filan bunlar normal her zaman olan şeyler. Şurası iyi mi? Bakıyorum. Tam o orta bir yer aslında. We're heading off. Burası da iyi. Aynı malzeme. Bir şey değişmedi. Yola yakınız. Şuradan da bir yol çizeriz böyle bu tarafa doğru. Tamam. Ben burasını uygun görüyorum. Uygundur diye düşünüyorum. Haydi bismillah. Timisoara. Peki. Başarım. Builder. 8000 şehir yapmamız gerekiyor şeye göre. Şimdi buraya malzemelerimizi seçelim. Kürk yapacağız. 1. 2. Pompa mı ne ya? Pompa olur mu? Bunu yapacağız. Bunu yapacağız. 3. Sonra maden. Demir vardı burada. Niye işaretlememiş? Demir çok mu var malzeme olarak? Şu hiçbir şeyin ana ham maddesi değil galiba. O sebepten bunu boş ver diyorum.
Birik minik bunlar yapılabilir gösteriyordu ama yine de tavsiye edilenler arasında değil. Pomp abi, pompanın şeyi var. Ham maddesi lazım abi, pompa olur mu? Abi şekil hiç de pompaya benzemiyor ama neyse. Pardon. Şimdi buna bir diyelim, şuna da bir diyelim. Bunu demeyeceğim henüz. Daha bu ofis binası yapılıyor. Onlara da zaten malzeme lazım. Gelecek. Bakalım. Heh, şimdi bizim işçi ne? Şey, yol yapımcısı. Lan sen de malzemen bulamadın mı? Ne yapıyorsun sen ya? Ne zaman bitireceksin şu yolu? 4 zaman diyor. 4 ne? 4 hafta mı? 4 gün mü? Yüzyıllar geçti lan. Yol lazım abi, bu zavallı bunlar kalmadı yani. Bir miktar yapmış ama devamını getiremiyor bir türlü. Malzeme lazımmış. İnsan. Ya bu başlangıçta zaten malzemeyi alıp yola çıksa ya. Neyi bekliyor? Her yere inşaat verdim ben. O yüzden malzeme eksikliği elbette olacak. Bizim şehirler... Aa, yeni gelen bu eleman. Şu eğitime gönderdiğim elemanları da bir eğitimden geçireyim son kez. Bu sefer... Nerede bu abi? Yanlış yeri mi işaretliyorum? Yo, doğru yer. It's not too far. Heh. Nice to face such an experience to this. I wish you very best. Bu kadar mı? Olay bu kadarmış abi. Hiçbir şey yapmadık. Şuraya da gelelim It's yine. not too far. Bir şey yok yine. Hiçbir şey yok. Tamam, bizim elemanlar gelsinler şehrimize. Bu arada ne var burada? Excess production. Fazla üretim var. Tahıldan. Fazla üretim var. Aa, ben wool üretiyormuşum zaten. Brick, brick, brick. Daha fazla brick'e ihtiyacımız var abi. Orası kesin şu anda. Burası üretiyor brick. Tornavo. Bunu arttıralım mı bir tane daha? Brick. Çok fazla brick'e ihtiyacımız yok aslında ya. Bak, birkaç şehrimizde var brick üretimi. Yani buraya göndermemiz lazım sadece. Aa, ben bu tüccara plan road demeyeyim. Chart ekleyelim. 1, 6 tane chart ekliyorum. 7 tane oldu. Bu arkadaş başkentten oraya gitsin. Yol yok diyorsun, değil mi? And here we go. Gidebilecek mi acaba? Çok merak ettim. Trade route. Ah, ya okuyamadım. It's no longer possible. Tamam abi, yol yapacağız mecburen. Ama bunu iptal ettirmek lazım ya da bir tane bu heriflerden bir tane daha mı çıkartmamız lazım inden? Building squad. Kaç paraya mal oluyor? 20 adam. Ne eksik? Maintenance cost. He, daha fazla adam yapamıyoruz. Önemli değil abi. Sen bunu getir bana. Şu gelsin. Ama 1 milyon paramız var. Azalmıyordu maşallah. Tamam. Ya basit bir yol bile olsa öyle değil de şey merak ediyorum abi. Ben şuradan başkenti seçsem, ha böyle yapıyor yolu. Buraya da ekstra yol eklemiş. Tamam abi. Başkente yap. Çıtır diye yaptın. Şimdi buradan buraya yap. The scenic route. En azından toprak yol bulunsun. Şimdi bu şeyi elemanı bu değil lan. Şu değil mi boşta olan? And here we go. En azından oraya gitsin, bir malzeme eksiğimizi tamamlasın. Brickleri topladı, odunları topladı, bir şeyler toplamış götürüyor şu anda. Bizim burada en fazla eksiğimiz ne? Odunla birlikte zaten bu eksik kapanacak şimdi.
çok akılsızca davranmıyor. Yani yapay zeka bu konuda iyi. Allah. Tamam abi. 49 dakika, 50 dakika. Haftada bir bölüm olduğu için size torpil geçiyorum arkadaşlar. Bu bölümümüz de böyle olsun. Güzel gidiyor diye düşünüyorum. Keşfediyoruz bir yandan da. Bir yandan keşfediyoruz, bir yandan yapıyoruz. Bizim şu iş... Ha, yol yapılıyor bak. İlerledi, ilerledi. İyi, güzel. Bu değil de. Şu elementi seçmeye çalıştım. Heh. Aa, bitmiş. Bak, son bir işlem daha yapayım arkadaşlar. Ondan sonra bırakalım. Bence şuraları da yükseltelim ya. Yükselt. Yükselt. Ne lazım? 27 brick. Sadece brick lazım. Yani döşüyor. Taş döşüyor yerlere. Şurada var zaten brick. Hatta bunu da yükseltebiliriz. Sadece odun lazım bunu üretmek için. Tamam, al bir tane daha yükselttim. Brick. Bol bol brickimiz olsun anasını satayım. Tamam arkadaşlar. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere inşallah. Hadi eyvallah.